Bitcoin ile Ethereum arasındaki bazı farklardan bahsedeceğim. Ben araştırmalarımda Bitcoin'un dünya çapındaki bütün hani değerinin 690 milyar dolar civarında bir parası olduğunu, hacmi olduğunu internetten araştırırsanız görürsünüz. Bitcoin'in 690 milyar dolar rezervi var. İkinci sanal para birimi olan Ethereum, bu da Rus parası. Bitcoin Japon, Ethereum de Rus parası. Rusya'nın bu Ethereum'u 136 milyar dolar rezervi var, 136 milyar dolarlık bir sermaye sahip. Şimdi Bitcoin'in bugünkü değeri 40 bin dolar. Tek bir Bitcoin, bakın, tek bir Bitcoin 40 bin dolar. Tek bir bitcoin'in değeri ise 1200 dolar. Şimdi bitcoin 40 bin dolarken 690 milyar dolar serveti var. Ethereum'un ise 1200 dolarken 136 milyar dolar serveti var. Şimdi hesaplayın. Bakın mesela 136, 260, 390, 520, 650, 700, 80 yapıyor. Ama biz 600, 750, 780 değil. Mi? Hani 700. Hani 4, 4, 4 buçuk katı. Yani ortalama 4 buçuk katı Bitcoin'in serveti Ethereum'a bakarak daha fazla. 4 buçuk katı. Şimdi bu para birimin karşısında karşılaştırdığımız zaman bu serveti karşısında eğer Ethereum 1200 dolar iken tek bir Ethereum normalde 4,5 katı olması gereken Bitcoin mesela 4,5 katı ne yapar? 1200'ün 4,5 katı 5000 dolar. 5200 dolar olması gerekirken bir Bitcoin şu anda 40.000 dolarlarda. Aradaki farkı görüyor musunuz? Ama milli servetleri olarak birisi 136, birisi 690. Ama kendi ellerindeki bir Bitcoin'la bir Ethereum'un arasındaki farkı hesapladığınız zaman 35.000 dolar Bitcoin şişirilmiş. 35 bin dolar şişirilmiş. Bu bitcoin alanlara sesleniyorum. Buna dikkat edin. Çünkü normal kendi servetinin haricinde yüklü bir şişirme var. Japon parasıyla Rus parası arasında hangisine güvenirsiniz derseniz ben Japon parasına ve Japon ekonomisine daha çok güvenirim tabi. Belki bu dünyaya olan güveninden ötürü mü bu kadar şişirildi bilmiyorum. Ama normal servetleriyle Kıyasa edilerek eğer ki bunların borsa değeri yansımış olsaydı tabelalara bugün bir bitcoin 5200-5300 dolar olması gerekiyordu. Aradaki farkı siz hesap edin. Gelecek uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler Ethereum'u tavsiye ediyorum. Çünkü Ethereum %100 arttığı zaman %100 arttığı zaman 1200 dolardan 2400 dolara çıkar. Bu da sizin bin dolarınız yani 1200 iki dolarınız iki'ye katladığında büyük bir değişiklik olmaz ve bu mümkün kolay bir şekilde mümkün yani bunu bunda pek fazla bir hani em, mucize gibi bir şey değil yani bu mucize gibi olmaz ama siz bir Bitcoin alırsanız 40 bin dolara sizin 40 bin dolarınız 40bine katlaması için ikinci Bitcoin olmanız için 80 bin dolara yükselmesi lazım Bu da öyle kolay değil yani. Anladınız mı demek istedim mi? Bir bitcoin'unuzun iki bitcoin olması o kadar zor gözükmüyor. Hani biraz sürprizli falan olabilir ama bir, bir, ay içinde bir buçuk ay içinde olabilir. Ama bitcoin'e baktığınız zaman 40 bin dolardan 50'ye 55'e en fazla 60'a çıkar diye, diyebilirsiniz. Bir buçuk kat artar ama ethereum %100 katlama şansı daha ihtimali daha yüksek ve milli gelir olarak 136 milyarla 690 milyar dolar arasında bir kıyaslama yaparsanız Bitcoin'in de şişirilmiş olduğunu göreceksiniz. Ona göre yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Bundan sonra kendi düşünce, yorumlarınızı ve fikirlerinizi ortaya koyarak yatırım yapmak istediğiniz para birimine ona göre yatırım yapın derim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.